Evet, atlatılmamış görünüyor. Hatta bazı askerler, eski bir asker, o çekilme sürecinde bulunan bir asker gözyaşlarını tutamadı ifade verirken komisyon ifadesinde ve çekilmeyi, geri çekilmeyi o süreci tam bir facia olarak niteledi ve kimsenin hesap vermediğini belirtti. Hatta o intihar saldırısında saldırganı gördüğünü, kendilerine önceden konuyla istihbarat geldiğiniz, onunla ilgili üstlerine gittiğini ama üstlerinden bir yanıt alamadığını ve patlamanın meydana geldiğini söyledi ve kimse sorumlu tutulmadı dedi bununla ilgili eski asker. Bununla birlikte aslında bu Temsilciler Meclisi komisyonundaki oturum bir nevi Temsilciler Meclisi'nin değişen yüzünün de bir göstergesi diyebiliriz. Çünkü Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk artık Cumhuriyetçilerde ve Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için de komisyon başkanı Cumhuriyetçiler oluyor ve komisyon başkanları da istedikleri oturumu düzenleyebiliyorlar. Demokratlar döneminde böyle bir oturum olmadı. Çoğunluk Cumhuriyetçilere geçince oldu. Zaten komisyon başkanı da Biden yönetimini eleştirdi. Biden yönetiminin aldığı hatalı kararların buna neden olduğunu belirtti. Tabii komisyondaki demokrat üyeler de buna karşı çıktılar. Başkan Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararını vermekle doğru yaptığını belirttiler. Eski askerler bu çekilme sürecinin ruhsal yapılarını da bozduğunu belirttiler. Hatta bazı bir asker arkadaşının intihar ettiğini anlattı ve ruhsalı bozulan, akli dengesini kaybeden insanlarla önümüzdeki dönemde çok sık karşılaşabilirsiniz dedi. Bu Afganistan'da görev yapmış, o çekilme sürecinde yapmış eski asker. Afganistan'dan çekilme o dönemde 13 asker hayatını kaybetmişti. 170 Afgan hayatını kaybetmişti intihar saldırısında. Ve o dönemden sonra Başkan Biden'ın da anketlerdeki popülaritesi düşmüştü. 40'ların üzerine kadar düşmüştü. Hiçbir zaman 50'nin üzerine çıkmamıştı diyebiliriz o dönemden sonra.